değerli seyirciler, güne günaydın diyoruz efendim. 24 Eylül Cumartesi gününde yeni bir sabah haber programıyla her zaman olduğu gibi dünden bugüne yansıyan gelişmeler, bugün yaşanması beklenen gelişmeler hem ülke hem de Türkiye basınıyla karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Vakit kaybetmeden öncelikle sabah haberde bültenimize göz atalım ve İlk sırada Avrupa Konseyi'nden önemli karar diyelim. Zira Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Loizitu kararına ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni haklı buldu. Konuya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Loizitu kararını ele alan komitenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına yönelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından alınan önlemleri yeterli bularak incelemeyi kapattığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin 20-22 Eylül tarihlerinde Strasbourg'da gerçekleştirilen insan hakları konulu 1443 sayılı toplantısında 4. Rum ve Loizitu kararlarının ele alındığını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Loizitu kararına yönelik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından alınan önlemlerin yeterli bulunarak incelemenin kapatıldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında kararın bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuka uygun bir mülkiyet rejimi tesis ettiğini gösterdiği kaydedilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının uluslararası insan hakları standartlarını gözeterek adımlar atmaya devam edeceği vurgulandı. Komite içerisinde siyasi sahiplerle hareket eden Rum tarafının ve bilinen destekçilerinin her ne kadar Loizitu kararının incelenmesinin kapatılmasını yıllardır geciktirmiş olmalarına karşın alınan kararın olumlu olduğu belirtilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı. Alınan bu kararla komite Loizitu kararının incelenmesini kapatarak taşınmaz mal komisyonunun etkinliğini bir kez daha teyit etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Loizitu kararının incelenmesi sürecinde taşınmaz mal komisyonu yasasına göre Loizitu'nun dava konusu mülklerinin iadesinin mümkün olmadığı ancak adı geçenin taşınmaz mal komisyonuna müracaat ederek tazminat ve takas talep edebileceği yönündeki tutumumuz komite nezdinde kabul görmüştür. Böylece Rum yönetiminin Loizitu kararına atıfta yıllardır iadenin gerçekleşmesi yönünde yaptığı propagandanın ne kadar mesnetsiz olduğu ortaya çıkarken, tazminat ve takas seçeneklerinin mülkiyet taleplerinin karşılanmasındaki etkinliği bir kez daha teyit edilmiştir. Başka bir deyişle, alınan bu karara göre taşınmaz mal komisyonu yasasına uygun bir şekilde verilecek tazminat ve takas kararları iade kararı kadar geçerlidir. Bu karar bir kez daha ülkemizin uluslararası hukuka uygun bir mülkiyet rejimi tesis ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla Kıbrıs Rumların ülkemiz sınırları içerisinde bulunan mülklerine ilişkin taleplerinin adresinin taşınmaz mal komisyonu olduğu aşikardır. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında aynı toplantıda mülkiyet haklarına ilişkin 4. Rum kararının ilgili başlığının kapatılmaması ise bilinen çevrelerin teknik değil, siyasi gaylelerle hareket ettiğini gösterdiği belirtilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de uluslararası insan hakları standartlarını gözeterek adımlar atmaya devam edeceği kaydedildi. Sayın seyirciler, Türkiye Avrupa Konseyi'nin Loizitu kararını olumlu karşıladı. Bu çerçevede Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında bu adımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda kurulan taşınmaz mal komisyonunun etkin bir iç hukuk yolu olduğunun bir kez daha teyit edildiğini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kalan mülklerine dönmek isteyen Kıbrıs Rumlarca açılan Loizitu davasına ilişkin kararına yönelik incelemeyi kapatmasının olumlu olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin 20-22 Eylül 2022'de düzenlenen insan hakları konulu 1443. toplantısında AHİM'in Loizitu kararına ilişkin incelemeyi çok geç de olsa kapatmış olması olumludur ifadesi kullanıldı. Bu adımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde AHİM kararları doğrultusunda kurulan taşınmaz mal komisyonunun etkin bir iç hukuk yolu olduğunun bir kere daha teyit edildiği kaydedilen açıklamada
esasen Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkinliği, AİHM'in 2010 yılında aldığı Demopulos kararıyla hüküm altına alınmış, söz konusu yerleşik içtihat müteakip AİHM kararlarında da teyit edilmişti. Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumun göz önünde 10 yıllardır insanlık dışı izolasyonlara maruz bırakılmasına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin AİHM'in ilgili kararlarını uygulamak için gösterdiği çabaları takdirle karşılıyoruz değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada söz konusu çabaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin korunmasına da önemli katkıda bulunduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı. Öte yandan aynı toplantıda AİHM'in 4. Rum başvurusunda aldığı kararın ilgili başlığının incelemesinin ise kapatılmamış olması büyük bir çelişkidir. Bu durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin siyasi emeller doğrultusunda erozyona uğratılabildiğini bir kez daha göstermiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin korunması için üzerine düşenleri yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplumda hak ettiği konuma ulaşması için Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını hatırlatırız. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar New York temaslarını sürdürüyor. Sayın seyirciler, Tatar bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşmiş Milletler binasında bir araya gelecek. Görüşme Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti saatiyle 19.45'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar geçtiğimiz pazar günü gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde temaslarda bulunuyor. 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında New York'ta temaslar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek. New York saatiyle 12.30'da gerçekleşecek görüşme, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde yer alacak. Uzun süredir devam eden pasaport sorunu çözümlendi. Yeni çipli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportları uluslararası standartlarda, çağdaş tasarımlarla ve tüm baskı onay işlemleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nüfus Kayıt Dairesi'nin baskı makinelerine uygun şekilde hazırlandı. İstanbul'da bulunan İçişleri Bakanı Ziya Sürükler, 60 bin çipli pasaport üretimi yapacak şekilde tüm malzemeler tedarik edilmiş durumdadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönerken basıma hazır, 1800 yeni nesil çipli pasaport cüzdanıyla dönüyoruz ifadesini kullandı. Ankara temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geçen İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yeni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pasaportlarını yerinde inceledi. Bizler bugün ana vatanımızla birlikte yapmış olduğumuz bu çalışmaların sonucunda yeni nesil birçok güvenlik imkanlarıyla donatılmış, çağdaş normlara uygun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki pasaport sıkıntısını da çözmüş olmanın mutluluğuyla ülkemize döneceğiz. Öztürkler, dünyanın birçok gelişmiş ülkesi küresel çip krizinin etkisiyle eski tip pasaportlara dönmüş, bazıları ise halen sorun yaşamaya devam etmektedir. 4 ay önce başlattığımız çalışmalar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak birçok uluslararası güvenlik kodu bulunan çok farklı güvenlik özellikleriyle temassız çipe ve birçok teknolojik özelliğe sahip yeni nesil pasaportlarımızı teslim alıyoruz ifadelerine yer verdi. Bakan Öztürkler açıklamasında daha önce Avusturya kökenli yabancı bir firmadan tedarik edilen pasaport cüzdanlarında küresel krizle yaşanan tedarik sıkıntısının vatandaşlara ciddi mağduriyetler yaşattığını da hatırlattı. Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen işbirliğiyle tamamen yerli ve milli yazılımlarla e-kimlik, e-nüfus ve yeni nesil pasaport cüzdanlarının basımını yapmaya başlamanın gururunu yaşıyoruz. 60 bin çipli pasaport üretim yapacak şekilde tüm malzemeler tedarik edilmiş durumdadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönerken basıma hazır 1800 yeni nesil çipli pasaport cüzdanı ile birlikte dönüyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çipli pasaport cüzdanlarının tedarikinde yaşanan sıkıntının aşılması için sürecin başında Başbakan Ünal Üstel'in girişimlerinin önemli olduğunu hatırlatan Öztürkler, pasaport konusunda Başbakanımızın girişimleriyle başlayan süreci çok yönlü ilerleterek küresel sıkıntı yaşanan bu konuda önemli bir sonuç aldık. Bu sonucun alınmasında sürecin başında doğru girişimleri zamanında yapan Başbakanımız Sayın Ünal Üstel'e ve her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya katkılarından dolayı özel olarak teşekkür ediyorum dedi.
Öztürkler yürütülen çalışmalar sonucunda e-nüfus ve e-kimlik projelerinin geliştirilmeye devam ettiğini, bu kapsamda 28 Temmuz 2022 tarihinde sakinlerin kayda tüzüğünde yaptıkları düzenlemeyle de yasal olan eksiklikler giderilerek e-nüfus ve e-kimlik projelerinin geliştirildiğini açıkladı. Öztürkler bu çalışmalar neticesinde bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Otoritesi altında yaşayan Maronitlere ve yerleşik Rumlara e-kimlik projesi kapsamında yeni nesil çipli mavi kimlik verilecektir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde daimi ikamet izinli olarak kalmakta olan yabancılara da yapılan düzenlemeyle yeni nesil, çağdaş, uluslararası standartlarda güvenlik kodları güçlü çipli beyaz kimlik verilecektir dedi. Elim konusunda oluşturulan iki toplumlu çalışma grubu ilk toplantısını yaptı. Başbakanlık Müsteşarı ve Elim Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, ilk toplantının kendileri açısından olumlu geçtiğini belirtti. Amcaoğlu, Avrupa Komisyonu'ndan sürecin önünün açılması yönünde girişim beklediklerini de ifade etti. Başbakanlık Müsteşarı ve Hellim Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Beretiye yaptığı açıklamada, Rum tarafının Hellim'in tesciliyle ilgili süreci bugüne kadar tek taraflı olarak sürdürme çabası içerisinde olduğunu ve tescili de geçen hafta tek taraflı olarak yürürlüğe koyma girişiminde bulunduğunu kaydetti. Buna karşılık Kıbrıs Türk tarafının sürecin iki taraflı yürütülmesi konusunda yoğun baskı başlattığını kaydeden Amcaoğlu, nihayetinde de ilk toplantının gerçekleştirilebildiğini anlattı. Amcaoğlu, iki taraflı sivil toplum örgütü temsilcileri, ticaret ve sanayi odaları temsilcileri, imalatçılar ve Avrupa Birliği Komisyonu temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda Türk tarafının bugüne kadarki süreçte yaşanan sıkıntıları dile getirdiğini, buna karşılık Avrupa Komisyonu temsilcilerinden olumlu tepki aldıklarını kaydetti. Amcaoğlu, ilk toplantının kendileri açısından olumlu geçtiğini de belirterek, Avrupa Komisyonu'ndan sürecin önünün açılması yönünde girişim beklediklerini söyledi. Ankara'da bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu temaslarını Beretiye değerlendirdi. Amcaoğlu, Ankara temaslarının esas amacının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir enerji krizi yaşanmasını önlemek olduğunu vurguladı. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu Ankara'da temaslarda bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le görüşen Amcaoğlu, temaslarıyla ilgili Beretiye değerlendirmelerde bulundu. Dünyadaki yaşanan enerji krizinin paralelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de özellikle enerji arz güvenliğindeki yaşanan sıkıntılar ve enerjinin süreklilik, verimlilik ve ekonomik olması açısından hangi yatırımlara ihtiyaç duyulduğu, genellikle bunlar konuşuldu ve gelecekte neler yapılması gerektiğiyle ilgili tabii ki İktisadi, ekonomik, işbirliği protokollarında tabii ki yine paralelinde planlamalardan bahsedildi. O konularda istişare edildi. Sayın Fuat Oktay her zamanki gibi yine elimizi samimiyetle sıkıca kavradı ve bize gözlerimizin içine bakarak ne gerekiyorsa Türkiye Cumhuriyeti tarafından her zaman olduğu gibi büyük bir destek verilerek yapılması konusundaki iyi niyetini bize aktardı. İktisadi, ekonomik işbirliği protokolü paralelinde planlamalardan da bahsedildiğini belirten Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kendilerine desteklerini yinelediğini söyledi. Buradaki temasların esas amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir enerji krizi yaşanmasını engellemek, 21 Ekim'de yapacağımız enerji zirvesindeki konuşulması gerekenleri konuşmak amacıyla Sayın Enerji Bakanımız, ki her zaman bize çok yardımı dokunan Sayın Fatih Dönmez'in ve ekibinin de o konuda katkılarını talep ederken ve devamında önümüzdeki yıl Şubat veya Mart ayında oluşturulacak, yapılacak olan Uluslararası Enerji Konferansı'ndaki rolümüzü de Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle birlikte belirlerken neler yapılacağını tekrardan yüzle konuşmaktı. Şükürler olsun. Beklediğimizin de üzerinde her zaman olduğu gibi iyi niyetle bizlere bu konuda atılması gereken adımlara verecek destekleri beyan ettiler. Ekonomik İşbirliği Protokolü nezdinde Ekonomi Bakanlığı olarak üstlerine düşenleri yaptıklarını anlatan Amcaoğlu, Ankara ziyareti sırasında Aselsan'ı da ziyaret ettiklerini söyledi. Elimiz dolu dolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döneceğiz diyen Bakan Amcaoğlu, önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile ilgili adımlar atılacağını söyledi. Amcaoğlu, iyi niyetle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Enerji krizini aşma noktasında herkesi fikir paylaşımında bulunmaya davet etti. Amcaoğlu kısa bir süre sonra hem elektrik arz güvenliği hem de dünya ile interkonnekte olmak için adımlar atılacağını belirtti.
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara çözüm bulunmadığı gerekçesiyle 26 Eylül Pazartesi gününden itibaren eylem birlik sürecine geçiyor. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası TİPİ, Sağlık Bakanı İzzem Gürçağ Turan'ın sağlık hizmetlerinde yaşanan aksiliklere çözüm bulmadığı gerekçesiyle eylemlilik sürecine geçeceklerini açıkladı. Mustafa Taşçıoğlu imzalı yazılı açıklamada sendika üyelerinin 26 Eylül'den itibaren sabah işe giriş ve çıkışlarda imza atmayacağını, anestezi ve reanimasyon kliniğinin ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil servisler hariç tüm dış hizmetlerini durduracağını, kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerini yapmama kararı aldıklarını duyurdu. Taşçıoğlu, gerekli adımların atılmaması halinde ilerleyen günlerde eylemlerin genişleyerek devam edeceğini de kaydetti. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'nın eylem kararını almasına ilişkin BRT'ye konuşan Sağlık Bakanı İzzem Gürçağ Tuğra, sürekli olarak istişare içerisinde olmamıza rağmen eylem kararını hayretle karşıladım ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası'nın sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara çözüm bulunmadığı gerekçesiyle eylem kararı almasına ilişkin BRT'ye konuştu. Tıp İş Sendikası ve ilgili tüm paydaşlara sürekli istişare içerisinde olduğunu belirten Sağlık Bakanı Altuğra, eylem kararını büyük bir hayretle karşıladığını söyledi. Bildiğiniz gibi acil durum hastanesinde 6 adet ameliyathane vardır. 24 yataklı da yoğun bakım ünitesi vardır. Doktor Burhan Nalbantoğlu günümüzdeki nüfusa hizmet verebilecek kapasitede değildir. Nüfusumuz hızlı artmıştır. Hastanemiz şu anda Nalbantoğlu Hastanesi var olan artan nüfusa sağlıklı hizmet veremez durumdadır. Biz bu yükü hastaneden almak zorundayız. Bu yükü alırken de elimizde var olan çok çağdaş yapıda, otel tadında deyim yerindeyse, acil durum hastanemiz vardır. Yeni doğan servisinin taşınmasının, kadın doğum servisinin de taşınmasını gerekli kıldığını söyleyen Altuğra, anne çocuk sağlık hizmetinin bir bütün olduğunu kaydetti. Altuğra, amaçlarının halka kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğunu vurguladı. Çocuklarımıza çağdaş bir ortamda yaşlılarla bulaşıcı hastalığı olan, muhtemelen bulaşıcı hastalığı olan insanlarla aynı ortamda acil serviste bulundurmamak adına acil durum hastanesinde çocuk acil servisini biz hizmete koyuyoruz. Özellikle annelere sesleniyorum. Tabii ki babalara da sesleniyorum. Çocuklarınızı tertemiz ortamda ihtiyaç halinde tedavi ettirmeyi istemiyor musunuz? İşte kadın doğum uzmanları bunun için tıp işle birlikte eyleme gitme kararı aldı. Her şeyi istişare halinde yürüttüğümüz halde son anda bu eylem kararını almaları, halka sağlıklı hizmeti götürme adına direnmelerini, kararını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sayın seyirciler, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Bölümünde kamuoyuna da yansıyan kayıp bebek konusundaki gelişmelerle devam edelim. Hastane başhekimi Adil Özyılkan bebekle ilgili konunun polise intikal ettiğini ve gerekli araştırmaların yapıldığını söyledi. Polis de konunun titizlikle soruşturulduğunu vurguladı. Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Bölümünde kamuoyuna da yansıyan bebek konusunda yazılı açıklama yaptı. Özyılkan açıklamasında Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Bölümünde kamuoyuna da yansıyan bebek konusunda konu polise intikal etmiş olup gerekli tüm araştırmalar yapılmaktadır dedi. Polis basın subaylığından da konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada 16 Eylül'de Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde doğum yapan yabancı uyruklu bir kadına ait bebeğin serviste olmadığı hastane yönetimi tarafından tespit edilmesi üzerine olay polisin bilgisine getirilmiştir. Söz konusu olay polis tarafından titizlikle soruşturulmaktadır denildi. Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren akaryakıt fiyatları açıklandı.
konuya ilişkin açıklama yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcıoğlu, 1 litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 19.91 Türk Lirası, 98 oktan kurşunsuz benzinin fiyatının 20.22 Türk Lirası, Euro dizelin 22.68 Türk Lirası ve gaz yağının 22.92 Türk Lirası olduğunu kaydetti. Amcıoğlu, her seferde belirteceğim, fiyat artışı veya indirimi keyfi değildir, uluslararası piyasalara göre belirlenmektedir, dedi. 62. dönem polis temel eğitimi ve 15. dönem itfaiye temel eğitimi tamamlandı. Düzenlenen mezuniyet töreniyle 124 yeni polis memuru ve 25 yeni itfaiye memuru yemin ederek meslek hayatlarına başladı. Halen mevcut veya ileride yapılacak olan bütün yasalara ve tüzüklere 62. dönem polis temel eğitimi ve 15. dönem itfaiye temel eğitimi yemin ve mezuniyet töreni yapıldı. Törende polis okulundaki temel eğitimlerini tamamlayan 124 polis memuru aday adayı ve 25 itfaiye memuru aday adayı diploma almaya hak kazandı. Usulden başka bir tarzda polis örgütünden çekilmeyeceğimi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sonrasında polis ve itfaiye memuru adayları yemin etti. Ant içerim. Törende dönem adına konuşan kurs birincisi polis memuru Ahmet Aşan, iyi yetişmiş polisler ve itfaiyeciler olarak mezun olduklarını ifade ederek en iyi şekilde eğitim aldıklarını ve meslek bilinciyle çalışacaklarını söyledi. Yardıma muhtaç olanlara ve bize ihtiyacı olan herkese karşı sorumluyuz. Ve bu görevi yaparken insana değer vermek gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bizler yeni bir göreve başladığımız bugün de Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkıca bağlı kalarak insan haklarına saygılı olacağımıza ve yasalar çerçevesinde eşit uygulama yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüyle devamının sağlanması için gerekirse canımızı feda edeceğimize ve aldığımız bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğimize söz veriyoruz. Daha sonra yaş kötüğüne polis eğitim kursu ve itfaiye memuru kursu birincileri olan Ahmet Aşan ve İrem Tunç tarafından dönem mezunları adına plaket çakıldı. Polis memuru Ahmet Aşan, vatana ve millete hayırlı olsun. Vatana ve millete hayırlı olsun. Ardından dönem birincileri, ikincileri ve üçüncülerine diplomaları ve ödülleri verildi. Sonrasında ise tüm mezunlar diplomalarını aldı. Diploma töreninin ardından konuşan polis okulu müdürü Kaan Resa Saçar, eğitimin önemine işaret ederek polis okulunda öğrencilerin çağdaş, modern şartlarda yatılı eğitim aldığını söyledi ve alınan 18 derse yönelik detayları paylaştı. Sizler biraz önce bizim için kutsal olan bayrak, silah ve Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin edip polislik mesleğine adım attınız. Yapmış olduğunuz bu yemini meslek hayatınız boyunca her zaman hatırlayınız. Okulda öğrendiğiniz dersleriniz ve aldığınız eğitiminiz her zaman rehberiniz olsun. Burada kazandığınız disiplin karakteriniz olsun. Herkese eşit davranma ve tarafsız olma temel ilkeniz olsun. Polisin temel görevinin devletin iç güvenliğini sağlama, halkın can, mal ve namusunu korumak olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Hak yemeğiniz ve her şeyin bir bedeli olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. Konuşma sonrası tören sona erdi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York'ta yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınması çağrısı yaptı. Ertuğruloğlu konuşmasında teşkilata üye devletlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımak için süratle somut adımlar atmalarını ve Kıbrıs Rum tarafının dayattığı insanlık dışı kısıtlamaları ve ambargoların aşılmasına yardımcı olmak için Kıbrıs Türk Devleti ile ilişki kurmasını beklediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Kusrav Nuziri ve BM Genel Merkezi'nde Ruzili ile BM Merkezi'nde bir görüşme de gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları kapsamında toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları yıllık eşgüdüm toplantısında konuştu. Kıbrıs sorununa değinerek bunun bir statü meselesi olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, büyük bir talihsizlik eseri, başta BM Güvenlik Konseyi tarafından yanlış teşhis edilmiştir. Adadaki her iki halk da egemen eşittir ve bu meseleyi çözmeye yönelik her türlü çaba bu gerçeği hesaba katmalıdır dedi. Müzakerelerin ancak bu koşullarda bir başarıya ulaşmasının mümkün olacağını belirten Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni dinamikler karşısında tasarladığı yeni vizyonu hakkında bilgi verdi. Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta federasyonu temel alan müzakerelerde 50 yılı aşkın bir süre kaybedildiğini, bu nedenle Kıbrıs Türk tarafının Temmuz 2017'de Kran Montana'daki Kıbrıs Konferansı'nın çökmesinin ardından Kıbrıs'ta başka seçenekleri araştırma zamanının geldiğini ilan ettiğini hatırlatarak İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerine tanınma çağrısı yaptı. Ertuğruloğlu şunları söyledi. Kıbrıs Türk tarafı olarak yeni vizyonumuzu Nisan 2021'de Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmelerinde Kıbrıs adası ve çevresinde çok ihtiyaç duyulan istikrar, güvenlik ve işbirliğini sağlayacağına dair umut ve inançla masaya getirdik. Kıbrıs Türk tarafı adada iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bir anlaşmanın mevcut iki devlet arasında egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde gerçekleşebileceğine inanmaktadır. Bu nedenle Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınmasını ve mükteseb haklarının, yani Kıbrıs Türk Devleti'nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesini talep etmektedir. Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımak için süratle somut adımlar atmalarını ve Kıbrıs Rum tarafının dayattığı insanlık dışı kısıtlamaları ve ambargoların aşılmasına yardımcı olmak için Kıbrıs Türk Devleti ile ilişki kurmasını beklediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu konuşmasında şu çağrıyı yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kıbrıs'taki duruma ilişkin ilgili kararları doğrultusunda, yani üye ülkelerin Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız ve insanlık dışı tecriti sona erdirmek için somut adımlar atmasını temenni ettiğimi ifade etmek istiyorum. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımak için süratle somut adımlar atacaklarına ve Kıbrıs Rum tarafının bize dayattığı insanlık dışı kısıtlamaları ve ambargoları aşmamıza yardımcı olmak için Kıbrıs Türk Devleti ile ilişki kuracaklarına dair beklentimizi vurgulamak isterim. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüsrav Noziri ile BM merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'yla ülkemizin ilişkileri ele alınmış ve önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen faaliyetler ve işbirliği konuları değerlendirilmiştir. Bu vesileyle Bakan Ertuğruloğlu muhatabını Kıbrıs konusunda detaylı şekilde bilgilendirerek özellikle son dönemde ortaya koyduğumuz yeni pozisyonumuzu anlatmıştır denildi. Bu arada 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları vesilesiyle New York'ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreterinin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Rosemary Di Carlo ile de görüştü. Bakan Ertuğruloğlu görüşmede Kıbrıs konusuna ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi ve Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu muhatabına aktararak kayda geçirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın özel temsilcisi Ergün Olgun, New York'taki temaslarını sürdürüyor. Olgun, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Büyükelçi Enrique Mora ve Fransa BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Nathalie Estival-Brotours'la görüştü. Noktanın konulduğu, bunun son çaba oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın özel temsilcisi Ergün Olgun, New York'ta görüşmeler gerçekleştiriyor. Olgun, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Büyükelçi Enrique Mora,
ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Natalia Estival Brotours da görüştü. Ergün Olgun, Mora'ya Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununun çözümüne dair resmi yeni bir sürecin ancak Kıbrıs Türk tarafının müktesep eşitliğinin gözetilerek egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle başlayabileceğini aktardı. Olgun, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununun çözümüne ve Doğu Akdeniz'de istikrar, güvenlik ve işbirliğine katkıda bulunabilmesi için Kıbrıs Rum tarafının hakimiyetçi pozisyonunun savunucusu olmaktan vazgeçip tarafların müktesep haklarına saygılı bir politika gütmesi gerektiğini, bu beklenti içinde olunduğunu ifade etti. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk halkına çözüm şartları dikte edemeyeceğinin, buna Kıbrıs Türk halkıyla garantör ülkelerin karar verebileceğinin altını çizen Olgun, görüşmede Rum silahlanma çabalarına da dikkati çekti. Ergün Olgun, bu durumun hem adada hem de bölgede potansiyel yeni krizlere yol açma riski bulunduğuna işaret ederek, halkın güvenliğine tehdit oluşturan bu faaliyetlere gerekli önleyici karşılığın verileceğini aktardı. Kıbrıs Türk tarafının Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığıyla Rum tarafına ilettiği 6 işbirliği önerisine dair de muhatabını bilgilendiren Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun, hem iki tarafa, hem Kıbrıs adasına, hem de bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunacağı açık olan bu önerilerin hayata geçirilmesine dair Avrupa Birliği'nden Rum tarafını teşvik etmesini istedi. Olgun, New York'taki Fransa Daimi Temsilciliği'nde ise Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Natalia Estival Brotours'ta bir araya geldi. Ergün Olgun, görüşmede özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde son zamanlarda daha da kırılgan hale gelen durumun Rum tarafının silahlanma çabalarıyla kimsenin arzu etmediği bir yöne gitme riski taşıdığını ifade etti. Fransa'nın Rum tarafına silah satışı yapmasının, Rum liderliğinin daha da agresif ve cüretkar bir tavır almasına yol açabileceğini, Amerika Birleşik Devletleri'nin silah ambargosunu kaldırma kararının ise Kıbrıs Türk tarafına ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle mukabil adım atmaktan başka çare bırakmadığını ifade etti. Olgun, Kıbrıs Türk tarafı olarak hem adada hem de bölgemizde işbirliği ortamının yaratılması için kazan kazan felsefesiyle iki tarafın yararına olacak 6 işbirliği önerisini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığıyla Rum tarafına ilettiğini, bunların hayata geçirilebilmesi için Fransa'nın desteğinin beklendiğini de belirtti. Olgun ayrıca Kıbrıs'ta tarafların müktesep haklarına dayalı sürdürülebilir bir anlaşmaya varılabilmesi için iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik dengesizliğin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak bunun gerçekleştirilmesinde Fransa dahil dış aktörlerin sorumluluğu bulunduğunun altını çizdi. Ergün Olgun, yeni bir siyasi sürecin ancak Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle mümkün olabileceğini de muhatabıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, cezaevinde hükümsüz yargılananların da bulunduğunu, bu kişilerin yargılanma süresinin hızlandırılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre merkezi cezaevini ziyaret etti. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre Töre ziyaretinde cezaevi yetkililerinden sorunlar hakkında bilgi aldı, mahkumlarla sohbet etti ve mahkumların cezaevi bünyesinde çalıştığı atölyeleri gezdi. Tabii ki bu suç işleyenlerin içerisinde işte mahkumiyet yemeden burada bekleyenlerin ne kadar suçludur, ne kadar suçsuzdur, bunlar da ciddi oranda soruşturulması gerekir. Dolayısıyla mahkumiyet yemeden içeride kalanların süresini çok uzatmamak lazımdır. Bazı ağır suçlar vardır ki biliniyor, onlar ağır cezada yargılanacak. Belki onların daha uzun süre içeride tutuklu olarak kalmaları olabilir ama suçsuz da olabileceği düşünülen insanların, özellikle mültecilerin veya öğrenci olup da kayıt dışı kalıp işte cezaevine alınanların da çok süratle onları çözüme kavuşturmak ve cezaevinin yükünü hafifletmek lazımdı. Töre yakın zamanda hayatını kaybeden cezaevi çalışanı Alkan Olsun'a Allah'tan rahmet, çalışma arkadaşlarına da başsağlığı diledi.
Maliye Bakanı Ali Şanşan, Maliye Bakanı tarafından Haziran ayına ait ek mesai ödemelerinin planlandığı şekilde yapıldığını duyurdu. Şan yaptığı açıklamada Haziran ayına ait ek mesai ödemelerinin dün gerçekleştirildiğini, toplamda 20.701.786 Türk Lirası ödeme yapıldığını belirtti. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, 2011 sonrası işe girenlerin mağduriyetleriyle ilgili yaptıkları şok eylemlerle ilgili BRT'ye açıklamalarda bulundu sayın seyirciler. Bengihan, göç yasasıyla ilgili gerekli ek artışa yönelik barem skalası oluşturulduğunu belirterek cevap beklediklerini ifade etti. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, 2011 sonrasında işe girenlerin maaşlarındaki iyileştirme konusunda yasal düzenlemelerin ve takvimlendirmenin yapılmadığı gerekçesiyle kamuda örgütlü 12 sendikanın eylem süreciyle ilgili BRT'ye konuştu. Bengihan, Başbakanlığa bağlı Personel Dairesi Müdürü, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü ve dönemin Maliye Bakanı olması nedeniyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'la göç yasası ile ilgili gerekli ek artışa yönelik barem skalası oluşturduklarını söyledi. Bengihan, bu skalaya cevap beklediklerini belirtti ve alacakları cevabı göre eylemle ilgili sürece karar vereceklerini kaydetti. Merhum milletvekili Ahmet Elbasan İskele Kapristanlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Törende yapılan konuşmalarda Elbasan'ın saygın ve örnek kişiliğinden bahsedildi. Özlem ve rahmetle anıldı. Demokrat Parti milletvekiliyken geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Elbasan için İskele Kabristanlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Anma törenine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Tören'in yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, merhumun ailesi ve sevenleri katıldı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu 21 yıl önce elin bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Elbasan'ı rahmet ve saygıyla andığını ifade ederek merhumun çok yardımsever biri olduğunu anımsattı. Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu da merhum Elbasan'ın hayatı boyunca herkesi seven ve herkese yardım etmeye çalışan bir kişi olduğunu belirtti. Elbasan'ın ruhu şad olsun dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de merhum Ahmet Elbasan'ı çok eskiden tanıdığını belirterek, Elbasan'ın gerek Ay Yıldızlı Bayrağı gerekse ailesine olan sevgisinin takdire şayan olduğunu söyledi. Elbasan'ın örnek olacak çok fazla davranışı olduğunu ifade eden Töre, merhuma rahmet diledi. Anma töreni dua okunmasıyla sona erdi. Saatlerimiz 8.37'yi gösteriyor. Sabah haber basın özetleriyle devam ediyor efendim. Öncelikle ülke basınına göz atacağız ve Güneş Gazetesi ile başlayacağız. Zira Luizido incelemesi kapandı başlığı. Diğer gazetelerde olduğu gibi Güneş Gazetesi'nde de bugün manşette yer buluyor. Dışişleri Bakanı Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Luizido kararına yönelik incelemesinin kapandığını ve komitenin bu kararıyla taşınmaz mal komisyonunun etkinliğini bir kez daha teyit ettiğini bildirdiğini belirtiyor ve detaylara yer veriyor. Önlemler yeterli bulundu. Kıbrıs Rumların mülklerine ilişkin taleplerinin adresi taşınmaz mal komisyonu alt başlıklarıyla da desteklenmiş haber. Güneş'ten sonra Vatan Gazetesi diyelim. Vatan Gazetesi ise Luizido dosyası kapatıldı başlığıyla aktarmış haberi. Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Luizido kararına yönelik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından alınan önlemler yeterli bulunarak inceleme kapatıldı deniyor. Ve Türkiye'ye karşı açılacak mülk davalarında Avrupa Konseyi'nin Rumlara iç hukuk yolu olarak TMK'yı gösterdiği ifade ediliyor. TAPİŞ pazartesi günü eyleme gidiyor başlığıyla yine bir eylem haberini detaylarıyla aktarmış Vatan Gazetesi. Hemen altında karikat indirimi haberini görüyoruz. Bakan Amcaoğlu'nun fiyatlardaki eksilmeleri aktardığı bilgisi de var. Kıbrıs'ta tek çözüm modeli federasyondur diyen CTP Genel Başkanı Tufaner Hürman'ın açıklamaları
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmen tanınması çağrısı yapan Ertuğruloğlu'nun ziyaretleri, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatının tamamlandığı bilgisi yine Vatan'da yer alan haberlerden. Logonun üzerinde ise İçişleri Bakanı Ziya Öztürk'lerin pasaport sorunumuzu çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz ifadesi var ve Türkiye ile gerçekleştirdiği temasları detaylarıyla aktarılmış. Hemen yanında ise Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde bebek kaçırıldı başlığıyla bir ilkin yaşandığı bilgisi de yine Vatan Gazetesi'nde yer buluyor. Yeni Bakış Gazetesi diyelim şimdi de. Yeni Bakış Gazetesi ise talebimiz niyet. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları sektörde emek veren ve ekmek yiyen en az 50 bin kişinin olduğunu söyleyerek önemli olanın ülkeyi yönetenlerin üreticiye bakış açısı ve iyi niyetli olup olmadıkları olduğunu belirtti. Naimoğulları'nın yaptığı bu özel röportaj detaylarıyla aktarılırken logonun üzerinde ise Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin insan hakları konulu toplantısında aldığı karara dikkat çekiliyor. Lözedü kararına ve KKTC tarafından alınan önlemler yeterli bulunduğu ifadesi başlık olarak da kullanılıyor. Akaryakıtta indirim haberi. Zanlılar kefalette serbest, 7 gün tutuklu kalacak ve polise saldıran zanlı tutuksuz yargılanacak alt başlıklarıyla adli olaylar da yine yer bulmuş. Hastaneden bebek kaçırıldı ve TOPİŞ'in pazartesi günü eyleme gidiyor olduğu haberi de yine yer bulmuş değerli izleyenler. Halkın Sesi'ne bakalım şimdi de. Halkın Sesi gazetesi ise özel girişimcilerle yapılan proje Milli Havayolu diye duyuruldu. Bu havayolunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hissesi ise sadece %25 deniyor ve bu nasıl Milli Havayolu sorusu soruluyor. Farklı bir konuyu gündemine taşıyor Halkın Sesi gazetesi ve detayları aktarıyor. Devlet Hastanesi'nde skandal olay, bebek kaçırıldı farklı bir şahıs tarafından. Doktorlar iş bırakıyor haberi ise yine TOPİŞ pazartesi gününe itibaren yoğun bakım ve acil servisler hariç tüm dış hizmetlerini durdurma kararı aldığı belirtiliyor. Doğum ve poliklinikleri derse kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinde ise bu eylemi yapmama kararı aldığı da yine aktarılmış. Akaryakıta indirim haberi yine yer buluyor değerli izleyenler Halkın Sesi'nde. Avrupa diyelim şimdi de Avrupa gazetesi ise kahrolsun yobaz ve cani mollalar. Demirtaş saçlarını hapiste kazıttı başlığıyla kendi yorum iddialarıyla yine aktarıyor haberi. Hemen üzerinde ise İran'da 43 yıllık molla rejiminin son kurbanı 22 yaşındaki Masa için dünyada insan olan herkes yas tutuyor ve örümcek kafalı mollaların devrilmesi için dua ediyor. Fanatik ve yobaz İslamcıların özellikle kadın vahşeti kan donduruyor deniyor ve İran'da kadınların hareketinin ve orada yaşananların detayları hem karikatürle hem de sözlerle ve yapılan eylemlerle Avrupa Gazetesi'nin ilk sayfasında yani yorumlarla, iddialarla aktarılmış okuyucuya. Bu da İran'da oldu deniyor ve karısının kafasını kesti ve sokakta dolaştırdı başlığıyla yine İran'da yaşanan bir başka olay aktarılıyor değerli izleyenler. Kıbrıs gazetesine göz atacak olursak, Kıbrıs gazetesi ise Mavi Girne bilmecesi başlığını kullanmış. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın Milli Hava Yolumuz diye lanse ettiği Mavi Girne Hava Yolları ile ilgili tartışma ve eleştiriler havada uçuşuyor. Kimileri milli olacağını iddia edilen Mavi Girne Hava Yolları'nın hisse oranının sermayesinin hangi koşullar taşıyacağı gibi bilgilerin kamuoyuna açıklanmasını istiyor. Kimileri ise Mavi Girne isminin Türkiye'deki özel bir şirkete peşkeş için uydurulmuş bir kılıf olduğunu iddia ediyor deniyor Kıbrıs'ın manşetinde. Hastaneden bebek kaçırılması, Lefkoşa'da sağlık hizmetlerinin duracak olması ve bu gidişat sürdürülemez başlığıyla SÜİP Başkanı Başlar'ın elektrik, mazot ve gaz harcamalarının imalatçının en temel giderleri olduğunu ifade ederek maliyetlerin ciddi oranda arttığını, 15 ton süt işleyen İşletmelerin aylık giderlerinin 500 bin TL'ye ulaştığını vurgulaması da yine bugünkü sayıda yer bulmuş. Trafik Kazaları Önleme Derneği Başkanı Avcı'nın son günlerde alkollü ve süratten kaynaklı kazaların arttığını, şimdi buna bir de ehliyetsiz sürüşlerin eklendiğini belirterek tespitini dile getirdi deniyor. Ve insanlar artık otoriteden korkmuyor başlığıyla
yine yaşanan bu trafik kazalarının gerekçeleri aslında sorgulanmaya başlıyor yavaş yavaş değerli izleyenler. Lütfen dikkatli olalım diyoruz. Ve Yeni Düzen Gazetesi. Yeni Düzen Gazetesi acı tablo başlığıyla aktardı akademisyen Tuğber Kaya'nın yabancı nüfusun suç oranı ile ilgili yaptığı çalışmayı. Öğrenci izleri başta olmak üzere acil önlem ihtiyacını bir kez daha gün yüzüne çıkardı deniyor. Ve öğrenci izinlerinin ne kadar değerli olduğunu bu yaptığı araştırmayla ortaya koyuyor akademisyen Tuğber Kaya. Konuya ilişkin yapılan araştırmadaki istatistiki veriler de yine paylaşılmış görüyorsunuz değerli izleyenler. Hükümet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarını kumarhanelerin kapısını açıyor başlığını görüyoruz. Detaylarsa iç sayfalarda yer alıyor. İlerleyen günlerde bu konu daha da konuşulur. Mini Kuzey için pazartesi gününe kadar 6.000 dolara ihtiyaç var. Yolun yarısını geçtik. Pazartesine kadar 50.000 dolara ulaşmamız gerekiyor diyor anne ve babası ve yardım çağrısında bulunuyor. Hastaneden bebek kaçırıldı olayı yine diğer gazetelerde olduğu gibi Yeni Düzen'de de yer bulmuş. Ve son olarak akaryakıtta indirim deniyor ve benzin, dizel ve gaz yağındaki fiyat indirimleri yine okuyucuyla paylaşılıyor. Diyalog diyelim şimdi de. Diyalog gazetesi ise kaçırılan bebek olayını manşetine taşımış bugün. Devlet hastanesinde doğum yaptıktan sonra firar eden 23 yaşındaki Nijeryalı anne 3 gün içinde uyuşturucu komasına girerek yoğun bakıma alındı. Peki bebek nerede sorusunu soruyor Diyalog gazetesi ve detaylara yer veriliyor. Kavgaları pahalıya patladı, polise de saldırdı gibi adli olaylar da yine detaylandırılmış. Yılda 150 bin ile 500 bin arası turist garantisi veren Mavi Gök Hava Yolları'nın 15 Kasım'da ilk seferini Trabzon-Erzurum arasında yapması bekleniyor. Turizmde yeni umut başlığıyla aktarılıyor bu haber. Ve Güney Kıbrıs 800 bin Rus turistin kaybını Avrupa'dan karşılayamadı. En büyük pazarsa İngiltere başlığıyla güneyde yaşanan bu turizm olayında yine değerlendirilmiş. Ve değerli izleyenler tabii ki Diyalog gazetesiyle bize ülkemizin gazetelerini burada noktalayalım. Kısacık bir ara diyelim. Türkiye gazeteleriyle devam edelim. Türkiye gazeteleri var. Şimdi de sırada az önce belirttiğimiz gibi Türkiye'de özellikle tabii ki mültecileri zulmeden Yunan'a Avrupa içinden zor soru başlığıyla ya Hristiyan olsaydılar deniyor ve Norveçli kuruluş raporunda Ege'de insanlık kaybına dikkat çekildiği vurgusu yapılıyor. Ölenler beyaz Hristiyan olmadığı için Yunanistan'a yaptırım uygulanmıyor, aksine teşvik ediliyor. Değerli izleyenler, Ege Yunanistan sayesinde mülteci mezarlığına döndü. Norveçli sivil kuruluş Agen Bolt Rilp hazırladığı raporla vahşeti batının yüzüne vurdu. Raporda adalara ulaşanların paraları ve telefonları yağmalanıyor. Yunan subayları kadınları arama bahanesiyle çırılçıplak soyuyor. Hatta tecavüz bile ediyor deniyor ve bu yaşanan insanlık dışı olayları Türkiye gazetesi bugünkü manşetine taşıyor. Yeni Şafak diyelim şimdi de Twitter'dan biat aldı. Kılıçdaroğlu racon kesti, tıpış tıpış sıraya girdiler başlığını kullanmış ve Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na daha önce ya bana katılın ya da önümden çekilin mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun bu kez daha yüksek bir tonla gerçekten benimle birlikte misiniz diye sorduğu ve bazılarınızın sesi çıkmıyor. Cevap dakikalar sonra Twitter'dan geldi, yanındayız diyerek de cevap aldığı bilgisi paylaşılıyor. 200 esir misafirimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ara buluculuğuyla gerçekleşen Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasına ilişkin 200 esir kişi isim bizim misafirimiz dedi. Bizim kontrolümüzde bunların içerisinde bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik diyerek konu ilişkin bilgilerini aktarmış bu. Açıklamada Yeni Şafak'ta yer bulmuş. Sözcü gazetesine bakacak olursak Kılıçdaroğlu'nun benimle birlikte misiniz artık karar verin dediği ve resmi çektiği paylaşılıyor. Başlık olarak da kullanılıyor. Hemen altında ise İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın
yönelttiği bir soru var. 4,5 milyon euroluk yatla FETÖ'cüler mi kaçırıldı sorusu. AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasında olduğu Ünal Ban'ın 4,5 milyon euroya aldığı iddia edilen yatla ilgili can alıcının sorular yine gündemde yer bulmaya devam ediliyor, diyor Sözcü gazetesi ve konu ilişkin detayları paylaşıyor. İç gelişmeler aktarılmış. Ve Hürriyet diyelim. Hürriyet gazetesi ise son bilet 200 bin TL başlığıyla Rusya'dan kaçan kaçana ve kaçanların çoğunun Türkiye'ye yöneldiği bilgisi de yine detaylandırılıyor. Fotoğrafla değerli izleyenler, Putin'in kısmi seferberlik kararının ardından çoğu genç erkeklerden oluşan Ruslar ülkeden kaçmaya başladı. Dün Moskova'dan Antalya'ya havalanan uçağın son koltuğu 200 bin liraya satıldı deniyor. Tabii ki yoğun talep fiyatları da yukarıya doğru çekti. 200 esir geldi, birini Putin'e gönderdik. Başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası ile ilgili önemli bir detayı paylaştığı bilgisi de yine yer bulmuş Hürriyet gazetesinde. Hürriyet gazetesinden sonra Sabah gazetesine göz atalım. Sabah gazetesi de TOKİ taksitim 5 yılda sadece 5 bin lira arttı başlığıyla Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin konut projesine hedef alan kara propagandaya en güzel cevabın TOKİ'den ev alan vatandaştan geldiği belirtiliyor. Kesinlikle yüksek artış olmuyor diyor vatandaş ve yapılan yayınların, söylenen sözlerin iddiadan ve yalandan ibaret olduğu bilgisini paylaşıyor. Hemen yanında Türkiye'nin Ukrayna diplomasisi kusursuz başlığıyla Rusya-Ukrayna arasındaki takas, esir takasındaki Türkiye'nin rolünün önemini aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri yer buluyor ve 200 isim misafirimiz başlığıyla aktarılıyor. Cumhuriyet gazetesi diyelim. Cumhuriyet gazetesi de CHP lideri artık karar verin diyerek meydan okudu. Kılıçdaroğlu res çekti başlığıyla yine yaşanan gelişmeleri aktarmış. Kılıçdaroğlu partililere net bir soru yöneltti. Kılıçdaroğlu, bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınız isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini biliyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanla mı beraber, düşmanları beraber mi yeneceğiz? Yoksa gerçekten benimle birlikte misiniz? İfadelerini kullanmış ve halk düşmanlarına karşı alt başlığıyla da desteklenmiş. AKP'nin ekonomi modeli yüzünden Türkiye pahalıya alıp ucuza satıyor. Zararına ihracat başlığıyla ekonomik gelişmeler de aktarılıyor. Değerli izleyenler, Cumhuriyet gazetesinde. Cumhuriyet gazetesinden sonra Milliyet gazetesine göz atalım. Milliyet gazetesi ise Prag Baharı beklentisi başlığını kullanmış. Detaylara yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ermenistan Başbakanı Pişanyan'ın önce Semerkant'ta planlanan görüşmesi büyük olasılıkla Prag'da yapılacak deniyor. Ve barış için çok önemli, beklenti çıtası yüksek alt başlıklarıyla destekleniyor haber. Akşam gazetesine bakalım son olarak. Akşam gazetesi ise kafasını çıkaranı alıyoruz başlığını kullanıyor. Bugünkü manşetinde ve terör örgütü PKK yine üst üste darbe aldı. 9 şehidin faili, 2 terörist sınırda, 3 korucunun katili de İstanbul'da yakalandı deniyor. 200 kişi bizim misafirimiz diyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasının detaylarına ilişkin önemli bir bilgiyi paylaşması da yine Akşam gazetesinde yer bulan haberlerden. Ve başörtüsüyle stajı alınmadı haberini görüyoruz hemen sağ alt köşede. 28 Şubat dönemini hatırlayıp ve hatırlatan o ayıp İstanbul'da bir kolejde yaşandı. Başörtüsü olduğu için staja öğrenci alınmadı. Akşam gazetesiyle hem basın özetlerimizi hem de bize ayrılan süreyi burada noktalıyoruz efendim. Gün içerisinde Beret Haber Merkezi olarak yine tabii ki haber bültenlerimizde yaşanan gelişmeleri an ve an sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Onun için gündemi yakalamak için bizlerle birlikte olmaya devam edin. Beret ekranlarından bir yere ayrılmayın diyoruz. Gününüz güzel geçsin. Esen kalın, hoşça kalın.